Evet, başladım. Niye söylemiyorsun? Herkese selam arkadaşlar. Ben yine mutfağa girdim. Canım yine tatlı çekti. Çiçeğim bir dur bir giriş yapayım, kurban olayım. Herkese tekrardan selam. Bir türlü giriş yapamıyoruz. Bu hafta da yine her hafta zaten standart artık tatlı yapmaya başladım ben. Yavaş yavaş mutfağa elim alıştı. Ama genellikle tatlı üzerine oluyor. Bu hafta da elmalı kurabiye yapayım dedim. Tarifi falan basit geldi. Ufaktan onu yapmaya başlayacağım. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkar. Bakalım. Bu benim çocukluğumun tatlısı resmen. Ben bir de bol bol elmalı yiyorum böyle. Elmalı tarçın. Çok güzel oluyor. O zaman iç harcı için seni aynen, şöyle ocağa için, doğru alalım mı? İç harcı için ben yavaştan başlayayım. Ama ilk önce ellerini yıkayacaksın. Evet. Hiç koyu elledik. Aynen. Önlüğüm nasıl bu arada? Hiçbir şey demedim. Ne çok tatlı. Kıyama. Şu ben, şu sen. Değişik önlüklerimiz de var daha bakalım. Elmanın kabuğunu soyacağım. İlkten. Sonra onları tek tek rendeleyeceğiz. Büyük kısmıyla. Tarifte 3 tane diyor ama ben 4 tane yapacağım. Elmalı elmalı daha güzel oluyor çünkü. Fazla fazla. Şefim eline dikkat et şefim. Bu arada en az 3 haftalık abone olup like atan bir de Instagram'dan takip eden canlar. En az 3 haftalık. Bu arada sigarayı bıraktık arkadaşlar. Evet. Kaç gün oldu? 4. gün. 4 gün falan oldu. Sigarayı bıraktık. En son 28 liraya alıyordum ben paketi. Sigara bitti. Tekele gittim. Aldım 2 tane paket. Uzattım. 60 lira dedi. Dedim 56 idi. 28. Yok dedi, zam geldi 2 lira. Dedim tamam. Aldım o son paketleri. 30'lardan 2 paket. Ondan sonra eve geldim. Bir sinirli böyle. Suratım düşmüş. Ama var ya, nasıl tribe giriyor işte yani. Zaten anlıyor direkt böyle modumdan. Ne oldu falan dedi. Dedim zam gelmiş dedim. 30 lira olmuş. O da böyle şey oldu, sinirlendi falan. Dedim bırakıyoruz. İnanmadı. İlkten bana. Çünkü ben hani çok içiyorum. Ben senin kadar içmiyorum. Aynen. Şu an benim yarım kadar falan içiyor. Ondan sonra dedim bırakıyoruz tamam falan dedi. Zaten daha önceleri de ben hep diyordum. Şu an yani bırakıyoruz falan. Bırakma niyetindeydim. Arkadan. Yattığım zaman işte hırıltılı falan böyle seslerim oluyordu. O da hep diyordu tamam bırakırız. Çünkü benim bırakmayacağımı biliyordu. Ama bu zamdan sonra ilk gün bıraktık. Bu sefer sen şey oldun biraz. Yani şöyle, ben hani o kadar çok bırakacağım ya diye konuşuyor ki. Aynen. Ve sonrasında bırakmıyor ki. Bu da onlardan bir tanesi zannedip kendimi hiç sigara bırakabilecek psikoloji hazırlamadım yani. Tamam az içiyorum ama sonuç olarak ben de bir sigara içicisiyim. Bir baktım bıraktı vallahi gerçekten. Aynen, ben hazır değildim sadece ama ben de bıraktım tabii ki. Zaten o bıraksın yeter ki ben her halükarda bırakır. Çiçeği vurdum alttan da. Yapma hayvanı. Vurdum dedim, ittirdim canım, bir şey yapmadım. Yani ben sigara bırakırım yani, yeter ki o bıraksın. O çok, çünkü Yücel çok içiyor hani. Günde bir paketi buluyor bence. 2 günde bir paket diyor ama. Hesapladık ama. Yani 24 saat olarak baktığın zaman. 24 saat olarak baktığın zaman günde bir paket. Yani 24 saatte bir paket içiyorsun.
O yüzden 12 saatte 10 tane içiyormuşum. Yani bizim için hem maddi açıdan, çünkü sadece Yücel'in verdiği şey son zamdan sonra 900 liraya falan denk geliyordu. Bir de üstüne sağlık. İyi oldu ya. Ya bıraktık bakalım işte, perşembe günü bıraktık akşam. 4-5 gün falan oldu. Ne? 4. gün mü? 3. gün mü? Ne? Cuma, cumartesi, pazar. 3. günmüş kız. 4 gibi geldi. Aynen, çok uzun geldi. Çok uzun geldi. Başlıyormuşuz tekrar. Yok, başlamayız herhalde bence galiba sanırsam. Çiçicim lütfen. Kızıyorum. Bunlar tamam kuşum. Tamam. Tamam. Ocağı alacaksın ocağı şimdi. Alacağım. Bazen Yücel'in böyle yapmak istediği şeyleri eğer ben bilmiyorsam, genelde bilmiyorum. Ben de çok fazla yemek bilen bir insan değilim çünkü. İlk önce hemen YouTube'dan izliyorum. Aynen. Ben çalışıyorum. Bana anlatıyor. Ben Yücel'e anlatıyorum ve aynen Yücel ya, yapıyor. Tatlılarda cidden hani seve seve yapıyorum ama yemek konusunda hep bir çekingenim. Hep bir falan zoraki yapıyorum ama tatlıda hani videoyu izleyip bile olsa yaparım. Seve seve. Hemen aşağıda halı var. Elini sileceksin. Islak kalmasın. Şimdi tavaya koyacaksın. Üstüne şekeri dökeceksin. Hı-hı. Pişecek o, karıştıra karıştıra. Şunu kaşık alayım bir tane. Ya da burada var. Bir dakika. Kadraj gitti, dur. Tarifte dediğim gibi arkadaşlar 3 tane elma diyordu ama ben çok böyle bol elmalı sevdiğim için 4 tane yaptım. Siz ister 3 yapın, ister 4 yapın. Size kalmış. Bir de tarifte kırmızı elma kullanıyordu ama bizim elimizde yeşil vardı. O yüzden yeşillerini kullandık. Bunlar yeşil de değil ya. Bunlar sarı gibi. Yeşil mi? Bunlar da nar. Bunlardan değil ama. Bu armut da. Şunlar nar. Şekeri atıyordun değil mi? Evet. 3 yemek kaşığı şeker. Aynen, 3 yemek kaşığı şeker. Ben oraya sana 3 yemek kaşığı yaptım zaten. Tamam. Atarım seni dışarı. Tamam. Altını açacaksın, karıştıracaksın. Ocağın altını. Ocağın altını yakıyorum. Ya Çiçi. Hatayı sandık için mi? Neydi? Harlıda yanacak değil mi? Kısıkta falan değil. Yok yok, aynen harlıda yani yak. Normal. Ocağın altını açtık. Hello. Hello. Ben Sıvadan. Hello. Şimdi ondan sonrasını ne yapıyorduk? Hamurumuzu hazırlayacağız. Aynen. Tamam. Pişecek. Hamur aşamasına görüşürüz. Arkadaşlar şimdi elmamızı iyice pişirdik. Suyunu da çektim. Tarifteki bir tatlı kaşığı tarçınımıza atıyoruz. Yemek kaşığı. Yemek kaşığı mı? Yemek kaşığı. Yemek kaşığıymış. Yanlış tarif vermeyelim. Şöyle. Bunu güzelce karıştıralım. İyice yedirelim. Tarçın çok güzel oluyor ya. Evet. Elmaya tarçın çok güzel yakışıyor gerçekten. Göbeğimi mi çekiyorsun sen? Tamam, bunu şimdi soğumaya bırakacağız. Aynen, soğusun. Şey, kaseye alacaksın. Aynen. Biraz daha karıştırayım. Sonra hamurumuzu yapacağız. Okey gibi. Aynen. Tamam, şimdi bunu bir kaseye alayım ben. O olmaz. Yayvan bir şey al ki çabuk kurusun, soğusun. Şu diğer yandaki tabaklarımız var ya, aynen ona böyle yayarsın. Aman. Ocağı dağıtmadın. Ay, keşke kokusunu gönderebilsek. Çok güzel oldu değil mi? Aynen. Öyle değil, dik böyle. Dök. Aynen. Uğraşırsın öyle. Yani. Onu da böyle yay ki çabuk kurusun. Kurusun diyeceğim. Ben de kurusun diyecektim. Soğusun. Yakarsın, olmaz, oraya koyma bence. Burada kalsın. Tamam. Bu arada hamur olana kadar zaten soğur. Soğur, aynen öyle. Şimdi hamurumuzu atalım. 125 gram yağımızı atacağız. Lapçuk diye. Lavabonun içine atabilirsin. Hepsini yoğurt. Atıyorum direkt. Evet. Yoğurt ne kadardı? 3 yemek kaşığı. 3 yemek kaşığı yoğurt. Bunu da attık. Bunu da lavabonun içine. Bir tane yumurta. Şeyini falan ayırmıyoruz değil yok, mi? Yok yok, direkt içine kır. Evet, tamam. Kabuğa mı bakmışsın? Kabuk düşecek diye beni bekliyor. Evet. Sonra bir çay bardağı. Sıvı yağ. Sıvı yağımız. Bunu da attık. Bir paket kabartma tozu. Evet.
paket geliyor. Bugünkü panayı nasıl Etrim'deki? Güzeldi. Güzel bir panayı yine gittik. Ben büyük bekliyordum aslında ama çok ufak. Köy içinde anca o kadar. Pudra şekeri. 200 mi değil mi? Bir su bardağı. Bir su bardağı pudra şekeri. Bunu da atıyoruz. Evet. Hmm. Şimdi ilk bir 2 bardak bir un atıp bir karıştıralım bakalım. 2 su bardağı un değil mi? Bunu nasıl dolduracağım ben peki? İçinde şey var kaşık bak. Var kaşık yani. Var. Bardağı boşaltacaksın. Hadi bakalım. Survivor. Yaparsın ya, saçmalama. Dökülmez bir şey olmaz. Ooo öyle 2 su bardağı yıllar sürer. Ama dökülecek gibi. İzleyenler bekler ya, o kadar da değil herhalde. Bence hızlandırırsın gibi ama hadi bakalım. İyi, ben yormayayım sizi, hızlandırayım burayı. A few moments later. Ben yapayım istiyorsan. Ya, yapayım. Ben yapacağım bu tatlıyı. Hiçbir şeyine dokundurtmadı. Bu sefer gerçekten tamamen %100 ben yücel yaptım. Şef. Diğerlerini de ben yaptım. Evet. Şimdi izleyenler inanmayacak. Kamera arkasında senin yardım ettiğini falan düşünecekler. Etmedim. Ama şu an tamamen video çekiyorum. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yalansa doğru de. Okey. Okey, at bakalım. Şimdi yoğurmaya başla. Sonra bir iki daha atacağız. Aynen. Kıvamına göre. Evet. Yok, kıvamına göre değil. Normalde 4 su bardağı. İlk bir karıştır bakalım. Kolay yoğurman için. Haydi bakalım. Fight. O elinin ısısıyla ısınır. Hı hı. Ya. Ne oldu? Zormuş. Defa hamurla ilgili bir şey yapıyorum çünkü. Diğer yaptığım tatlılar basitti. İrmik yaptım. Sufle yaptım. Başka ne yapmıştım? Hmm. Tiramisu yaptım. Tiramisu, evet. İstediğiniz bir tatlı varsa onu da yorumlara yazın. Denedim. Zor şeyler yazın. Zor yazmayacağım. O kadar da değil. Niye her şeyi yaparsın sen? Büyük laf ettik. Tatlı olsun yaparız dedik. Şimdi baklava bir aç, bir baklava da yiyelim yani. Aynen. Yok mu bir baklava açman? Şu hamuru bir yapayım da bakalım. Duruma göre. Bu arada Büşra'da turşu yapmaya merak saldı arkadaşlar. Nasıl bu turşularım? Turşular güzel de fasulyeyi bir tık yapamadık. Ama bence o da fasulyenin cinsiyle alakalı. Tamam. İnandım. Çünkü bazıları çok güzel olmuş. Bazı tombul tombul olanlar olmadı. Aynen. Taneleri çiğdi böyle. Tıkır tıkır geliyordu ağzına. Aslında benim için okey bir şeydi ama işte damak zevki. Havuç falan mesela 10 numaraydı, güzeldi. Aynen, havuç güzeldi bence de. Bir iki tane daha koy bakalım hamur. Ay, un. Sakın ona öyle elleme. Yok. Tutarsın, ben açarım. Bunu mu? Hı-hı. Temiz olan elinin ele ya da ben yapayım sana istiyorsan. Sen yap bence, aynen. Ben tutayım. Sen yardım et bana. Tek yardımı bu. Arkadaşlar elim hamurlu çünkü gördüğünüz gibi. Defne yaprağı güzel oluyor. Senin elin ufak tabi, hemen giriyor. Yetmeyecek galiba buna. Yeter. Un var mı? İkinci bardağı yetmez bu ha. Tamam, diğer undan çıkartırız. Ben de arada yoğurayım, boş kaldım. Ele yapışmayacak kıvama geldiği zaman herhalde bırakacaksınız. Tarifte öyle yiyeceğiz. Daha var, erimemiş. İyice çok yoğurman lazım senin ya. Birazdan hızlandırırım zaten. Şimdi hamurumuzu iyice yoğurduk. Normalde tarifte 4 su bardağı un diyordu ama hamurun cinsine göre de değişebilir diyordu. Bizim hamurdan dolayı da kaç tane? 5 tane attık. 5 tane 5 su bardağı hamur attık. Şimdi şöyle hamurumu açacağız. Biraz un atacağım. Daha tutalım. Şu bıçağı alsam orada. Şunu görmeyin. Yeter mi? Sarp. Tamam. Öyle yapmana gerek yok. Bir parçasını alacağız. Ver bakalım. 3'te 2'sini aldım ben. Şöyle. Elinle şöyle bir düzle. Biraz şeyini de onunla. Şu merdaneni. Şunun üstünde onunla. Bunu açıyorum. Aç bakalım. Hadi bakalım. İlk defa açacağız. Yapışıyor. Unlamadım demek ki düzgün. Üstünde onunla biraz çık. Niye bir geldi? Çok ince. Ay. Taktik ver acil. Yani aşkım azıcık alıyorsun. Şöyle al. Bunu
Tamam, zaten çok açmayacağım. Şey üstüme gelmesin dedim. Oyunun burası gibi oldu. Bak şerefsiz evladıyım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Hüsran ya, bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Yani biraz daha ona ihtiyacı varmış. Ben açmaya çalıştığımda hep merdaneye yapışmaya başladı. Ondan sonra biraz daha onu ilave ettik. Bunu dedi, ben Büşra'yı istiyorum. Birazcık Büşra geldi, yordu. Bunu Büşra açtı. Ben bir tek kalıpla keseceğim, su bardağının kalıplarıyla. Şöyle ufaktan parça parça. Aynen. Ben açmadım yani hamuru. Sen açtın. Şey al istiyorsan. Oraya da sığmaz zaten. Yok, sığmaz. Kalanları alayım. Aynen. Ben hallederim, tamam. O iş sende dostum. Ben şimdi bunlara içine birer yemek kaşığı harcımızdan, elma harcımızdan dolduracağız. Evet. Sonra da zaten fırına vereceğiz. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur şefim. Hmm. Yes şef. Herkese. Kaşık yok. Tatlı kaşığı da mı yok? Tatlı kaşığı var canım. Tamam, tatlı kaşığı koy. Bana sessiz diyor ki kaşık yok. Zaten duymuştur. Düzeltirim yani. Yanlardan da kapatacaksın ya, ona göre koy. Hı, tam ortalıyorum işte. Yanlardan kapatacağım. Tamam, bir dene bakalım, kapatabilecek kadar mı koymuşum? Bir tanesini dene ki. Sanki bana çok koydun şunlar gibi geldi. Ya ben bilerek bol bol yiyelim diye öyle yaptım da. Niye kapamıyorum? Tamam, bunu ben yerim. Ya yiyeceğim. Açılmaz zaten ya. Yani tabii. Aykım çok koymuşsun ama. Evet. Kapanmaz yani. İnce uzun yapayım şöyle bari. Kenarlardan yer açayım. Ama dediğin gibi çok koymuşum. Ama içinden asla alayım demek yok. İlla o çoklukta kapatacak. Evet. Ya bol yiyeyim dedim ya. Bol bol elmalı olsun dedim. O zaman ya, biraz daha büyük bir şeye. Tamam, yok yok, içinden alıyorum ya. Şöyle koyduklarımı geri. Bu ne ya? Çok az oldu böyle de. Daha büyük keselim o zaman istersen. Kalıbı mı? Evet. Daha İstemez. Büyük ağızlısı pardon. İstemez. Niye? Ağzıma gir. Bir şey olmaz canım o kadar da. Patlasın. Patlasın çatlasın. Değil mi? Evet. Destekle beni ya. Destekliyorum, sonuna kadar sancıyız reis. Hmm. Pür dikkatsin. Pür dikkatim çünkü yapışıyor elime. Sanki ameliyat yapıyorum. Şu çok komik oldu. Şiş koymuş da göbeğini iliklemeye çalışan dayılar gibi. Kapanmıyor bir türlü. Tamam mı? Tamam, okey. Diğerlerini de doldurayım ben. Sonra fırınlamada görüşürüz. Arkadaşlar, tepsimizi doldurduk. Biraz zor oldu. Ama 170 derece ısıttığımız fırına yamuk koydum. Aynen, yamuk koydum. 30 dakika sonra görüşürüz. Fırından alıyoruz şimdi. Bir tanesini biz denemek için çıkardık. Şöyle bir tezgah alayım ben. Nasıl olmuş? Gayet güzel gözüküyor. Biraz açılmış ama artık o kadar olacak. Biraz da hamurumuz da tutmadı tabii. O da var. Şöyle göreyim. Valla kokusu var ya, of, çok güzel geliyor şu an. Elmalı elmalı. En beni yoran tatlı bu oldu. Bir daha yapar mıyım? Yapmam. Açık söyleyeyim. Ama çok lezzetli olmuş. Bir tanesini biz aldık, denedik. Bayağı güzeldi. Bakalım başka hamursuz tatlılardan devam edeceğim gibi görünüyor bakalım. Bence okey ya. Güzel canım. Lezzetine bir şey yok da çok uğraştırdı sadece. Bir de hamurla ilk defa yaptım tabii. Onu da vermiş olduğu bir acemilik var. Zaten bir kısmını, hamurun bir kısmını Büşra yoğurdu. Hamur tutmadı. Biraz yağlı olmuş aslında ama tarife uyarak yaptık tamamen. Dediğim gibi hamursuz tatlılardan devam. Üzerine. Aynen, üzerine pudra şekerini dökeceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz dediğimiz gibi. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bize destek olmak için kanala abone olmayı, videolara yorum atmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere, bay bay. Biz şimdi yiyelim bunları. Hadi.